Selamlar, selamlar, hoş geldiniz. Bugün custom query'leri göreceğiz Spring Boot'ta. Bu aslında bir yayındı. 2 Nisan günü bunu çıkmaya çalıştık ama teknik sebeplerden dolayı o gün çıkamadık. Şimdi video olarak hazırlıyorum. Custom query nedir? Ve neler barındırıyor içinde? Bunları konuşacağız. Basit bir demo yapacağız. İçeride 5 tane falan sorgu yazacağız. Sonrasında videoyu bitirmeyi planlıyorum. Menü bu şekilde. Bunları hemen geçmeden bir ufak kendimi tanıtayım. Ben Metan Gültekin. Java Developer olarak 2,5-3 yıldır sektörde çalışıyorum. Bunlar da benim sosyal medya hesaplarım. Dilediğiniz gibi ulaşabilirsiniz. Bir sorunuz veya konuşmak istediğiniz bir konu varsa lütfen bana yazın. Dedikten sonra hemen custom query'lere başlayalım. Peki bu custom query'ler nedir? Hemen şurayı büyüteyim. Büyütmüşken bu da benim GitHub hesabımda var. Custom query diye, Spring Custom Query diye. Buradan girip kaynak kodlara da bakabilirsiniz. Dedikten sonra custom query nedir? Şimdi custom query'den kastımız database'de sorgu atmak. Yani bizim bir CRUD API'miz olduğunu düşünelim. Ve bu CRUD API'nin database'e bağlı. Ve bu database'den herhangi bir sorgu atıyorsun. İşte bana diyorsun ki user'ın yaşı 18'den büyük olanları getir. Tamam, bunu find by'larla işte JPA ile Hibernate ile bir şekilde ORM araçları sayesinde bir şekilde yapabiliyoruz. Ama custom query niye var? Yani neden ihtiyaç duyuyoruz? Mesela ben şu an bankacılık sektöründe çalışıyorum. Bundan önce de farklı farklı şirketlerde çalıştığımda mesela şu oluyor. Bizim bir projemiz var ve içinde 20 tane tablo var database'imizde o projeye bağlı. Ve bir sorgu atman, bir logikler akışında böyle bir sorgu atman gerekiyor ve bir paragraf sorgu çıkıyor. Sen bunu Hibernate ile JPA'da find by'larla, insert'lerle sadece keyword kullanarak yapamıyorsun. Yetmiyor. Sorguları karşılamıyor. Bu noktada işte sıkıntılar oluşmaya başlıyor. Custom Query de bize burada önümüzü açacak. Custom Query'de ben 3 farklı konuya değineceğim. JPA, JPQL ve native sorgu olmak üzere. Hemen JPA'dan başlayalım. Şurayı bir okuyalım. JPA, farklı veri tabanı yönetim sistemleriyle etkileşim detaylarını soyutlar ve CRUD işlemlerin gerçekleştirmesi için tutarlı bir API sunar. Tamam. Geliştiricilere veri tabanında depolanan verileri temsil eden Java nesneleri olarak olan varlıklarla çalışma imkanı sunar. Tamam. Bu JPA diyoruz ama bu JPA nedir? Hemen. Siz şimdi Spring Boot projenizi oluşturdunuz. İşte web koydunuz dependency olarak. İşte data JPA'ya koydunuz. Sonra repository'ye geldiniz. Dediniz ki find by id. Hemen buluyor. Yani o sorguyu hiç SQL sorgusu yazmadan ID'sini verdiğinizde o ID ile eşleşen tabloya gidiyor. Varsa o kullanıcı size getiriyor. İşte diyorsun ki find by id and username'i de şu olan. Username diyorsun. Sonra ona iki tane parametre veriyorsun. Gene eşleşenleri getiriyor. Ben hiç SQL yazmıyorum ama o benim için yazıyor. Bu nasıl oluyor? İşte ORM araçları sayesinde bu ne oluyor? Bunları detaylarına girmeyeceğim şimdi ama burada belirli sorgular yazabiliyorsunuz. Böyle keywordler kullanarak. Mesela burada örnekler var. İşte and, or, between. İşte iki tane sayı verip between diyebilirsiniz. İşte less than, equal, after, before, in, not in, bir sürü böyle keywordlerimiz var. Bunları sayesinde SQL sorgularını çok az yazarak, yani çok gerekmedikçe bunları kullanarak hayatımıza devam edebiliyoruz. JPA aslında budur. JPA sorgusu dediğimde aslında kastettiğim find by start date between mesela. Bu şuradaki sorgudur. Şurayı da hafif bir yakınlaştırayım. Kusura bakmayın eğer gözükmüyorsa. Şöyle yukarıdan aşağı kaydıralım tekrardan. İşte burada çeşit çeşit sorgular yazabiliyorsunuz. Mesela burada şey de gösteriyor. Find by age is null mı? Yani bunun null olup olmadığını kontrol etmeyi istiyorsanız işte aslında SQL yazsanız şunu yazmanız gerekiyor. Yani şurayı. Ama siz sadece find by age is null yazıyorsun ve o senin için hallediyor. Sen hiç sorguyu düşünmüyorsun bile. Hop. Aslında JPA sorguları bunlardır. Zaten çok da klasik, herkesin alışık olduğu sorgu türleri bu olduğunu düşünüyorum ben genel olarak. Sonra JPQL var.
şöyle iyice yaklaşalım. Bir okuyalım. JPQL. Zaten hemen okumadan önce şuraya dikkat etmenizi istiyorum. Java Persistence API, Java Persistence Query Language. Yani isimler çok benziyor. Neden? Hemen bakalım. JPQL, JPA tarafından sağlanan bir sorgu dildir ve entity kullanarak veri tabanı sorgularını gerçekleştirmek için kullanılır. Bakın burası çok önemli. Gene biz ORM araçları sayesinde JPA'da sorgular yazıyoruz ve JPQL diyoruz buna. Ya SQL'e benzer bir şeyler yazıyoruz, andırıyor. Çoğu noktada benzer ama tam da SQL değil yani. Burada şu şeye entity kullanarak diyor. Bunu zaten göstereceğim birazdan. Neden entity kullanarak dediğimizi. Burada bir SQL sorgular, benzer SQL sorgular yazıyoruz ve çalışıyor. Bize sorgularımızın sonucunda işte cevapları getiriyor. İşte ikinci maddesini okuyorum. SQL'e benzer ancak database tabloları yine entity üzerinde çalışır. Database tabloları yerine entity üzerine çalışır. Tamam, düşünelim. Biz birazdan user diye bir tane model kullanacağız. Eğer hiç database'de user diye tablo oluşturmayı denediyseniz hata alırsınız. Neden? Database için user kelimesi özel bir keyword'tür. Der ki ben bunu zaten kendimde tutuyorum. Sen tablonun ismini user verme. O yüzden user tablosunu biz böyle e'sini çıkarıp usr veya işte users çoğul bir şekilde kullanırız ki o tablo o yaratılsın diye. Veya işte user'ın tamamen ismini değiştirip işte bilmiyorum şu an aklıma people falan geldi de şey gelmedi. Tekil bir isim. Böyle değiştiririz. Tamam. Şöyle yaptığımızı düşünelim. Biz bir entity yarattık. İsmi user. Sonra ikinci bir annotasyon table annotasyonunu kullandık ve usr dedik. Böyle olunca ne oluyordu? Bizim database'de usr diye bir database tablomuz oluşuyor. Ama entity'de ismi user oluyor. Yani entity ismi mantıklı oluyor. Sen burada SQL sorgularını database'e gidip yazmak istesen ne olacak? Senin tablonun ismi USR olduğu için select yıldız from USR yazman gerekir. Ama JPQL diyor ki ben database'in direkt kendisiyle o tablolarla çalışmıyorum. Ben senin entity'lerinle çalışıyorum. O yüzden entity'nin ismi ne? User. Tamam, bana user yaz diyor. Select yıldız from user yazıyorsun ve oluyor. Burada işte şeyin önüne geçiyor. Direkt database'de yaratılmış hali, yani database tablosu değil de senin kendi entity'lerin üzerine işlemler yapmanı sağlıyor. Bunu zaten birazdan göreceğiz. Görünce daha mantıklı. Eğer burası oturmadıysa oradan gözle görüp anlaşırız. daha anlaşılır olur. Ha, cümleyi kuramadım. JPQL sorgularda platformdan bağımsız bir şekilde yazılır ve geliştiricilere temel veri tabanı sözlerinden bağımsız olarak sorgu yazma imkanı sağlar. Bu nedir? Eğer ki birkaç farklı database'de çalıştıysan hep şey olur. Ya alıştığın ilk öğrendiğin database'deki kodu yazmaya çalışırsın. İşte select yıldız bir şeyler yazdın, count dedin. Ya öbür database'e geçiyorsun, count kelimesi yok da x count var. Oradaki söz dizimi farklı olduğu için, sintaksı farklı olduğu için count'un başına x count yazman gerekiyor. Böyle değişik değişik şeyler oluyor. Her database'de bunlar var böyle bazı keyword'lerde. Bunların önüne geçiyor. JPQL diyor ki sen nasıl biliyorsan yaz. İşte benim sunduğum gibi yaz. Ben hepsi için onu hallederim. Sen kafana takma diyor. İşte PostgreSQL'de oymuş. İşte Microsoft SQL'de oymuş. Benim umurumda değil diyor. Sen yaz ben hallederim yapıyor. Tamamdır. Son olarak da JPL sorguları çalışma zamanında JPL sağlayıcısı tarafından yerel SQL sorgularına çevrilir ve geliştiricilere nesne tabanlı bir şekilde veri tabanı sorguları yazma imkanı sağlar. Aslında JPA ile JPQL'in iç içe olduğunu burada anlatmaya çalıştım. Yani bu ikisinin birbiriyle aynı yerden geliyor. Birbirlerini besleyen bir yapısı var. Ben öyle aklımda kuruyorum daha çok. Evet, buraya kadar ORM araçları sayesinde yazılan sorguları anlattım. Bundan sonra native sorgular. Yani direkt SQL sorguları yazma kısmına bakalım. Bu nedir? Hemen okuyalım ilk maddesini. Bir native query temel veri tabanı tarafından desteklenen yerel sorgu dilinde yazılan bir SQL sorgusudur. Bu ne demek?
Sen oraya direkt temiz bir SQL yazacak. Temiz olmak zaten şey, temiz olması opsiyonel ama yani diyor ki sen bana SQL sorgusu yaz. Sonrasını halledeyim ben. Sen oraya ilk önce onu bir hallet yapıyor sana. İkinci madde JPQL sorguların aksine native sorguda kullanılan veri tabanlarına özgüdür ve farklı veri tabanı yönetim sistemleri arasında taşınır olmayabilir. Siz bir banka projesindesiniz. Oracle'la başladınız. Oraya bir sürü sorgular yazıyorsunuz, yazıyorsunuz, yazıyorsunuz. Sonra artık şirket diyor ki Oracle çok yordu bizi. Hadi Postgre'ye geçelim. İşte Postgre'ye geçtiğinizde Oracle'a özgü sorgularınız çalışmıyor. Niye çalışmıyor? Çünkü native sorgu. Onlar native olarak hazırlanmış. Yani sadece Oracle'ın çalıştırabileceği söz dizimi sintaksında yazılmış. Hepsini Postgre'ye çevirmeniz gerekiyor. Bunun böyle bir handikapı var. Bu iyi mi kötü müdür? Bu tartışılır. Ama burada yani kendi kullandığınız database'e özgü sorgular yazmanız gerekiyor. Bunu anlatmak istemiştim. Native sorgular geliştiricilerin özellikle veri tabanı ile ilgili özellikleri kullanmaları veya karmaşık sorguları SQL dilinde doğrudan yazarak performans optimize etmeleri gerektiğinde kullanılır. Şimdi sadece JPA kullanarak sorgu yazdığımızı düşünelim. 5-6 tane tabloyu joinleyeceğiz birbirine. Ya şimdi birini joinledin, ikisini joinledin. Ya tıkandığı nokta olacak. Evet, sonra ne yapacaksın? Yarı SQL'i bir tanesini de bir değişkende tutacaksın. Yarı SQL'i bir değişkende tutacaksın. Sonra onları birleştirmeye çalışacaksın. Böyle çok karmaşık bir hale girecek. Ama native de diyor ki bir paragraf yaz. Bana ne diyor? Yani sen eğer ki SQL çalıştırıyorsa ben de çalıştırırım diyor. Hiç önemli değil diyor. O yüzden bence daha sağlıklı, daha temiz oluyor. Karmaşık yapılarda. Yani bu bilmiyorum ben bugüne kadar mesela işte 10 tane normal JPA kullanarak sorgu yazdıysa bir tane native sorgu yazmışımdır. Yani öyle çok yazıyor muyum? Hayır. Çünkü çok gerektiren case'ler birazcık uç case'ler. Ama gerekiyor. Yani onu anlatmaya çalışıyorum. Burada önemli iki maddemiz var. Bunlar JPQL entity üzerinden işlem yapar. Native query ise direkt veri tabanı üzerinden işlem yapar. Yani burada tabloların ismi, yarattığımız database isimleri önemli. Yani birinde işte user olarak alacağız, birinde USR olarak alacağız. Bunları birazdan göreceğiz. Dedikten sonra hadi gelin projemizi oluşturalım. Spring Init'ten direkt oluşturuyorum ben. Maven Java 3.2.4'ü varmış. Com.mgmetan dedim. Custom Query. Şunu sileyim. Package'lar arasında şey. O klavyenin uyku moduna geçmiş. Ha. Şarja da bitmesini takalım. Hemen de ne olur ne olmaz. Web, JPA, Postgre kullanacağız biz bugün. Ve Lombok. Siz burada istediğiniz gibi işte konfigürasyonu ayarlayabilirsiniz. Bunu indirip şuradan Generate'den açmamız lazım. Pardon. Boş uygulamayı şöyle bir açalım. Şunları da bir silelim. Sık sık buradan şey OBS'e bakıyorum. Gene problem çıkmasın diye. Okeydir. Şurası okunuyor mu? Bir güzel gibi. Şu an font olarak bence çok da güzel. Tamamdır. Şimdi neye geçeceğiz? Hemen bir entity'mizi yaratalım. New package model user diye yarattım. Bu niye böyle yarattı yani bu? Siliyorum. Class model user dedim. Tamam. Şimdi burada neler olacak? Dediğim gibi biraz önce user özel bir kelime olduğu için user olarak kullanamayacağız. Bunu değiştirmemiz lazım. Hemen buraya geldim. Entity, sonra table dedik. Table'a gelip şuradan name dedik. USR veya işte USR 1 database'de nasıl yaratılmasını istiyorsanız orası tamamen size kalmış. Bu sefer dedik işte bir de getter setter yazalım.
Lombok kullanıyorum ben şu an. Yani sevmeyenler vardır ama ben birazcık seviyorum. O yüzden Lombok'la yapacağım. ID dedik. Bir tane ID değişkeni oluşturacağım. Hemen bana zaten kızıyor. Diyor ki ID'in var ama şey yok. ID annotasyonu yok. İşte sonra geleceğim buraya. Bunun generated value tipine işte stratejisini vereceğiz. Burada da işte hangisini vermek istiyorsanız ben genelde identity veriyorum. Sonrasında bizim user'ımızda bir private string user name olsun. Bir işte private ne diyelim boolean aktive diye böyle bir boolean değer verelim. Bunların tamamen sorguları yazarken değişiklikler olması için yapıyorum. İşte long bir tane salary maaşı olsun. İşte bir de birthday verelim. Private işte date birthday diye verdik. Ben şimdi birthday şunu değilse büyük yapalım. Şuraya birazcık date ile alakalı kolum diyelim. İşte bu kolumda name'i nasıl olması gerektiğini söyleyelim. Birth alt çizgi date olsun diyelim. Sonrasında tarih için bir pattern verelim. O patternle çalışsın bizi yormasın yani şey. Yaratırken daha kolay oluyor bunu yapmak. İşte pattern olarak da yıl yıl işte month month day day şeklinde vereceğim ben. Tamamdır. Aslında entity'miz bu kadar. Yani bunlar bize yetiyor. Kaydın süresine de bakıyorum. Görünürlük güzel gibi. Tamamdır. User'ı oluşturduk. Tamamdır. User'dan sonra ne oluşturalım? Bir user repository oluşturalım hemen. Repository diyelim. İşte user repository dedim. Ve şirkette Windows normalde Mac kullanınca bazen tuşları böyle karıştırıyorum. Özür dilerim. Extend JPA repository dedik. Zaten buraları biliyorsunuzdur diye umut ediyorum. Eğer bilmiyorsanız kanalda zaten bol bol Spring Boot eğitimleri var. Lütfen onları izleyin. Burada işte niye user'ı ilk yazdık? Sonra buradaki long neydi? Onları daha rahat anlarsınız. Ben gene de söyleyeyim. Buradaki long şeyi kastediyor. Sizin modelinizdeki ID'nin veri tipini kastediyor olarak düşünebilirsiniz. Bir tane servis yazalım hemen. Servis işte user servici diyelim. Servisimizde neler olacak? Aslında burada çok da bir şey olmayacak. Burada hep bizi sadece al bunu buradan buraya gönder. Database'den sorguları çek şeklinde bir kurgumuz olacak. Çok burada bir şey yürütmeyeceğiz. Bir de yukarıda constructor diyelim. Aslında user serviste bunlar olması yeterli. Private final user repository dedim. Türkçe'ye geçti onu İngilizce. Niye öneri çalışmıyor? Neyse öneri çalışmadı. User repository yaratalım. Zaten buraya birazdan gelip sorguları yazacağız. Gelelim bir tane de controller açalım. Endpointlerimiz için. Controller'ımız da çok basit olacak. Hiç bizi karmaşık bir şey yapmaya gerek yok. Burada şey burası bir required constructor. Bir tane rest controller. Bir tane de request mapping olacak. Request mapping'de de burada adresimizi verelim. İşte API V1 users olarak, çoğul olarak belirtelim. Bunların olması yeterli. Sonrasında buraya gelip private final user service diyelim. User servisi de böyle verelim. Neler yaptık? Controller, user, repository, servis. Tamamdır.
Buraya artık custom querylerini, normal JPA querylerimizi yazabiliriz. Bunun için bir database'e bağlanalım. Database işlemlerini yapalım. Database'e kayıt atalım. Bunun için ben ilk başta şey yapacaktım. H2 database kullanacaktım. O yüzden her seferinde bir elle sorgu atmak yerine şey yapmak istiyordum. Main'den toplu bir 5-6 tane kayıt atayım. Her başladığında çalışsın gibi düşünüyordum ama Postgre olunca aslında buna çok da gerek yok. Ama aklımda öyle kurguladım, öyle devam edeceğim. Siz eğer istiyorsanız buraya bir tane create endpoint açabilirsiniz. Burada bir tane şey yaratacağım. Repository burada yaratacağım. Aslında şöyle olmalı. This.user repository. Şu da bizim user repository. Şey mi olduk? Şunu şuraya taşımak istiyorum. Şu an initialize ederken niye şey olmadığına şaşırdım ama. Tamam şey. Neyse. Initializer'ı yazarken garip yazdı ya. Tamam. Bu şekilde aslında repository'yi çağırmış olduk. Sonrasında burada bir tane şey çalıştıracağız. Bizim projemiz çalıştığında otomatik bir bean çalışsın istiyoruz. İşte public command line runner. Bu ne yapıyor? Bu her proje çalıştığında bu satır aralığı çalışacak anlamına geliyor. Eğer hiç kullanmadıysanız. Buradaki işlem akışını yapacak diyor. Bizimki ne olacak? Bizimki her çalıştığında bir kayıt atacak. Save yapacak. Ama dediğim gibi biz Postgre kullandığımız için sürekli kayıt atarsak database'i şişiririz. Çünkü aynı kayıtı tekrar tekrar atmaya gerek yok. Projeyi durdurup başlatmalar yapabiliriz. O yüzden ilk başta her proje başladığında user repository delete all. Ne var ne yok bir temizle diyelim database'i. Sonrasında kayıt atması için şuradan ben bir şey alayım. Dataset'i alayım. Burada aslında şey var. Birkaç tane farklı data. Burada maaşlar sallamasyon, doğum tarihleri sallamasyon olarak oluşturdum. Sonra diyeceğim ki burada repository save all yapsın, users'ı kaydetsin. Bu da zaten data formatır. Şuradaki data formatında çalışması için ama kızıyor. Constructor'ına kızıyor sanırsam. O yüzden şurada bir constructor yaratmak istiyorum. Generate constructor. ID dışındakilerle bir yaratsana dedim. Neredeyiz? Ha. Buradayız. Tabii şurada bir kapatma yapmam lazım. Burada bir hata atmamı isteyecektir. Ya da işte return null falan yap diyecektir. Bunu böyle de yapabilirsiniz sanırsam. Böyle de aynı mantıkta oluyor ama ben şöyle kullanıyorum. Burada return sonrasında bir parantez. Args sonra command line. Diyelim. ARGS'e yana doğru ok işte köşe parantezlerimi açıyorum. Sonra şurada da kapatalım. Aslında şurası. Şöyle yaptığımda bu command line runner her proje çalıştığında çalışıp şurayı şu kısmı çalıştırıyor olarak düşünebilirsiniz. Burası böyle aslında. Çok da bir özel bir şey yok. Burayı dediğim gibi bir tane post mapping yaratıp bu kayıtları da atabilirsiniz. Ben işte H2 kullanırım diye düşünüyordum da sonra vazgeçtim. Tamamdır. Peki nasıl Postgre SQL'i kendi projeme bağlarım? Hadi bunu görmüş olalım. İlk önce bir YAML oluşturalım. Yani bağlantı YAML'ımızı oluşturalım. Şunun ismini değiştirelim. Properties değil de şey olsun. YML şey YAML olsun. Tamam.
Burada ne yaptım? Spring Data Source PostgreSQL Localhost 5432'de çalışacak Custom Query diye bir database var. Ona Postgres ve Tor username ve password ile bağlan. İşte bu JPA için dialect'ini, işte çalıştırma tipini, sorguları göstermesi için şeyler oluşturdum. Tamam. Peki ben bu database'i nasıl oluşturacağım? Hemen şuradan onu da çekelim. Bir Docker Compose'umuz var. Hemen bakalım burada garip Türkçe şeye geçince saçmalamış da neyse. Versiyon 3 servis Postgres'in latest'ını kur. İşte user'ı Postgres, password'ü Tor olsun. 5432'de çalıştım. Docker'ım ayakta şu an normalde. Hiçbir şey çalışmıyor. Bakalım. Şimdi tabii başlattım 0 saniye önce ama. Docker çalıştı. Aynen. Database yaratıldı. Sanırsam hemen test edelim. Şuradan tıkladım. Data Source Postgres dedim. Şunu şuradan silelim. Şifrende Tor'da bir test connection atalım. Bağlanabildi. Tamam, süper. Artık database'e bağlandık. Burada bağlandık. Bazı arkadaşlar şey oluyor. Ya ben database'e bağlandım ama tablolarımı göremiyorum. Ne işte burada Docker şunu vermiştim ama buna bağlayamıyorum falan diyor. Onun için şunu yapıyorum ben. Yani ben ilk başta böyle bir Postgre ve Tor diye bağlandıktan sonra geliyorum buraya. New Query Console diyorum. Create Data Base diyorum. İsmi neydi? Şuradan bakalım. Custom Query diyorum. Şuraya gelelim. Çalıştır bunu database diyorum. Çalıştı. Bakın Custom Query diye bir tane database oluştu. Sonra geliyorum şunu. Properties'ine. Buraya da o ismi veriyorum. Test Connection diyorum. Artık buna bağlan diyorum. Bakın Custom Query Localhost oldu. Biraz önce burasında Postgres yazıyordu sanırsam. Şunu da ol diyelim. Birazdan şu public'in altında bizim database tablomuz user oluşacak. Yani USR diye oluşacak aslında. Okeydir. Hemen bir başlatalım. En azından data geldiğini görelim. Ben de bir şeyler yudumlayayım. Lomboku enable diyelim. Evet, bakın burada 3-6 tane sorgu attı. Yani bir refresh. Şu an umarım bir teknik problem yoktur. Belki şu an olabilir. Bilgisayarı görüyor mudur bu indeksleme bilmiyorum ama. İndekslemesini yapsın. Devam ediyor. Şurada şunu bekliyorum aslında. Şuradaki tabloları görmek istiyorum. Sonrasında işte bir 5 tane sorgu yazacağız. Oraları hızlı hızlı yapıp bu videoyu 1 saat olmadan bitirmeyi planlıyorum. Şu an kaç dakika olmuş? 28 dakika olmuş. Heh, tamamdır. Bakın tablomuz USR diye oluşmuş. Şöyle de içine girelim. Tamamdır. Süper. Bakın işte ID, Active, Birthday, Salary, Username'ler burada oluşmuş. Tamamdır. Aslında kayıtlarımız artık var. Şimdi ne yapmak istiyoruz? Aslında sorguları yazabiliriz. Yani yazıp hemen Postgre'den tetikleyelim. Tamam, ilk başta ne yazalım? Şuraları bir kapatayım hemen. Şunu kapattım. Geldim buraya. Bir tane get mapping hemen. İşte parantez açıp slash JPA slash ne diyelim? Aktive diyelim. Sonrasında burada işte public get active users diyeceğim. Yani active user'ları getirmesini istiyorum. Bunun için de bir list şeklinde user DTO dönsün hatta. User DTO'muz olsun onu görelim. Onun şeklinde dönsün. Tamam gelin bir araya girmişken hemen user DTO'yu oluşturalım. User DTO'da neler olmalı? Şurayı aslında alıyorum ben. Genelde şöyle oluşturuyorum ben. Java class DTO
nokta user DTO dedim. Geldim buraya. ID olmasın DTO'mda, şu şu olmasın. Sadece bunlar olsa getir. İşte bir de setter olsa yeterli şimdilik DTO'mda. Bu DTO'yu bir de converter'da yazmamız gerekecek. Çünkü bizim datamız user tipinde gelecek veya biz datayı user tipinde göndereceğiz. Ama karşı tarafa bu gittiğinde ne olacak? User DTO olacak. Yani user geldiyse user DTO'ya dönüşecek. Bunu halletmemiz gerekiyor. Bunu birazdan hallederiz oraya gelince. User DTO dönsün liste şeklinde. Get active ne diyelim? Users JPA diyelim. Ve bir parametre almasın. Return ne yapsın? User service nokta. Aynı isime vereceğim. Ben hiç uğraşmak istemiyoruz. Buralar zaten basit şeyler. Metodu oluştur dedik. Bu metodun içinde ne yapacak? İşte list şeklinde user alacak. Biz database'den sorgu attığımızda biraz önce dediğim gibi, yani database'i active users diyelim eşittir user repository nokta find by active true dediğimde find by active true. Bunu yaptığımda aktif olan tüm user'ları bana getirecek. Bunu birazdan oluşturmam gerekecek tabii şeyde. Oraya geçmeden hemen bir converter'ımızı yazalım. User. Burada bize user tipinde gelecek. Biz bunu user DTO'ya çevireceğiz. Yani bir convert'leme işlemi yapacağız. Gelip converter'ımızı da oluşturalım. Java class converter dedim. User converter dedim. Bunu utility class yapacağım. Yani bunun içindekiler statik olarak hep oluşmuş olacak. Hiç nivleme gereği duymayacağım. İşte okay, user dedik. Burada user to entity diyelim. Yani user DTO geldiğinde user DTO geldiğinde bunu user olarak dönsün. User işte new users diye user diyelim. Buna niye kızdı? Ha, olarak constructor da eklemem gerekiyor çünkü constructor'ı bulamadı. No arc constructor, all arc constructor. Constructor'larımız da olsun. Converter'ıma geri geleyim. Tam user diye yarattım. Sonra burada user set user name işte set username deyip user DTO'dan çekeyim. Şu 4 tane yazalım. Set active, set salary, set birthday. Get tabi buradakiler user DTO olmalı. Get tabi bu bir boolean değer olduğu için is active olacak. Get salary, get birthday. Sonrasında return user dediğimde bunu to entity yapmış olacağım. Bunu bir de to DTO yapalım. Bize model olarak user geldiğinde bunu DTO'ya dönmek istediğimde ne olacak? Aslında bunun hemen hemen aynısı. Şunu şöyle alıp to DTO diyebiliriz. Şurayı sadece şu yapacağım. User yapacağım şurayı. Bunu da DTO yapacağım. Tamam. Sonra bunları İçi dolu olan user olduğu için bu taraftan data alacağız. Yanlış mı oldu? Düşünüyorum.
User DTO dönmeli bu da. Bu da bu şekildeydi. Tabii bir de bunun liste halinde çalışmasını istiyoruz. Onu da hemen hızlıca yazayım. Yani çünkü public static işte list şeklinde bize şey gelecek, user gelecek. Liste haline user DTO dönmek istiyorum ben kullanıcıya. Onu halletmesi için buradaki metotları çağıran bir to-do list diyelim. İşte list user gelsin. İşte users diyelim. İşte return users stream diyelim. Bunu stream ne yapacağım? Streamleri de ileride anlatmayı düşünüyorum. Onu da şimdilik sadece yazayım. User DTO'dan to DTO yapacağım. Bunu normal bir for döngüsü olarak düşünebilirsiniz. Yani collect deyip liste haline çevirecek. Yani şu an ne yaptım ben? Şurada user listesi geldiğinde her user için git şuradaki to DTO metoduna gir yaptık. Yani bunu bir for'la çok rahat yapabilirsiniz. Bunu burada statik vermesem de çalışırsanız emin olmadım ama zaten utility class bizim için halledecek. Onu da denemiş olmak için şu an böyle bıraktım. Sonra bakın geldim buraya. User converter dedim. Ve istediğim gibi kullanacağım. Çünkü şey olmuyor. Bir nivleme ihtiyacı olmuyor. To do list dedim. To detail list dedim. Active users'ı bunun içine verdim. Tamam. Gelin. Create diyelim. Şeyi yaratalım. JPA sorgusu. Bakın. Bu sorgunun JPA ile yazmak istediğimde find by active true yazmam yeterli. Peki bunu JPQL ile yazmak istesem ne olurdu? Şöyle hemen query. Query diye bir anotasyonumuz var. Buraya gelip bunu böyle açıyorsun. Ve içine işte select işte U diyelim. Biraz ilerleyeyim hemen burayı göreceksiniz. From user bu. Aslında burada user'ı temsil eden U oluyor. İşte var U nokta active eşit true. Yani bu U yerine de user da yazabilirdim. Yani sadece U kısaltmak için kullandım. Bakın SQL olarak yazdığımda da böyle bir JPQL olarak yazmak istediğimde de böyle yapmam gerekiyordu. Sonra bunun tabi altına gelip bu ne dönecek? Şuraya bir tane satır boş bırakalım. Burası user bulacak bana. İşte biz burada ne dedik? Find by active true JPQL diyelim ve böyle oluşturalım. Okey, gayet basit değil mi? Sadece burada bakın ne kullandık? User. Direkt yani bizim entity'nin kendisini kullandık. JPQL sorgusu da bu kadardı. Peki bunun native sorgusu nasıl olur? Gene query diyorum. İşte select yıldız. Yıldızı bulamadım. Yıldız from USR. USR niye dedik? Çünkü bizim database'deki tablonun ismi USR'ydi. Orada ne dediysem ona göre işlem yapmam gerekiyor. Yani tablomun ismi o olduğu için ona göre işlem yapacağım ve buraya da true dediğimde aslında bakın native sorguyu oluşturmuş oldum. Sonra da buraya geliyorum. Sadece bunu bir native query. Bakın default da query'lerin hepsini false diyor native'leri. Bunların hepsini JPQL olarak algılıyor çünkü. Ben bunu native query olarak belirttim. Ve şuraya geldim hemen. Buraya aldım. JPQL değilsin sen. Sen nesin? Native'sin. Diye belirttim. Bakın işte şunu şöyle yaptım. 3 farklı sorgu tipi aslında böyle. Hemen bunların ne diyelim controller'larını da oluşturalım. Şurayı aldım. Şöyle geldim. JPA değil de işte JPQL diyelim. İşte şuraya da
Aynı şekilde. GraphQL diyelim. GraphQL diyelim. Yaratacağım seni, merak etme. Aynısını alalım. Şöyle diyelim. Şuraya da native diyelim. Tamamen bu isimlendirmeler size nasıl rahat geliyorsa, artık aklınıza nasıl yatıyorsa. İşte native. Şöyle alalım. Create method diyelim. Tamam, bunu yaratsın. Sonra gelsin. Tabii bunu yaratsın. İçleri bile aynı. Çünkü zaten aynı mantıkla aynı işlem için çalışıyorlar. O yüzden herhangi bir şey değiştirmemize gerek yok. Sadece bunun JPQL olduğunu, şunun da native olduğunu. Yani burada aslında bir şey belirtmiyorum. Ben sadece hangi sorgunun kimi bulması gerektiğini, yani şunu ben seçtiğimde buraya gittiğini anlaması için yaptım bunu ve bakın 3 farklı sorgumuz oluştu. Hemen gelin çalıştıralım. Şeyleri içeyim. Kayıtımız akıyor, süper. Bakın ilk başta şeyi de gösterelim. Uygulamanın bu ikinci çalışı ve ilk başta delete attı, sonra insert attı ve datalarımız oluştu. Hemen şurada database'de şeye bakalım. Biz active user'lara bakıyoruz. Bakın active'i true olan Metehan var, Cansu var, Pınar'ın false'muş, Burak true, Elif true. Yani 4 tane data dönmesini bekliyorum. Belki yanlış düşünmüyorsam şu an. Bu docker'ı kapatalım. Şurada bakın 8080 API v1 user JPA active. Bakın JPA sorgusunu attığımda 4 tane data döndü. JPQL atalım. Bakın aynı şekilde 4 tane data döndü. Native'i atayım. Burada her birinin endpoint'i farklı, yani öbür metoduma gidebiliyor. Bakın her birinde 4 farklı metot çalışmış oldu. Aslında custom query'ler bu kadar basit. Sadece burada ne değişir? Sizin yazacağınız query'nin büyüklüğü ve zorluğu. O yüzden dilediğiniz gibi şeyler oluşturabilirsiniz. Buraları kapatıyorum. Şurayı da durduralım. Ne yapalım? Başka bir sorgu yazalım. Bu sorguyu yazarken çok da oyalanmayalım. Ben şuradan hemen şeyi alayım. Şöyle yapalım. Hatta şöyle. Şimdi username'i ve aktif olarak true olarak. Yani biz bir isim bir username vereceğiz. Bununla eşleşenler gelecek. Gene user liste şeklinde user DTO dönebilir. Yani aynı isimde kayıtlı kullanıcılarımız olabilir. Request param olarak username alacağız. İşte diğer değer zaten hep true olduğunu varsayıyoruz. Sonra bunu işte servis kısmını yaratalım. Servis kısmında da aslında çok da yukarıdakilerden farklı bir şey yapmayacağız. Direkt sorguyu yazacak, liste şeklinde gelecek. Sadece sorgu kısmını değiştireceğiz. Convert edip vereceğiz. Yani şurayı şöyle alıp şurayı sadece users diye değiştirelim. Bir de buraya şunu alalım. Şuradaki CPI'yi silelim. Direkt zaten Hibernate'in o sorgularını belki yazmaya bile gerek olmuyor. Çünkü onları bizim yerimizde yazıyor. Otomatik doldurma. Siz burayı zaten düzgün isimlendirirseniz. İşte username ve end active user'ı aktivitesi true olanları getirsin yapacak bu bize. Tamam. Hadi bunu JPQL de yazalım. Nasıl yazacağız? Query işte ne yapacağız? Select U from. Bu tabii U şeyleri falan size kalmış. Yani bu SQL bilgisi sizde nasıl bir artık oluştuysa, yani siz nasıl seviyorsanız ona göre yazabilirsiniz. İşte user U var. Ben mesela böyle özel kelimelerin hepsini büyük yazmaya çalışıyorum. Var işte U nokta username'i eşittir. Şöyle user name diyorum. Tabi burada
Bu username nereden gelecek? Bizim şunu şöyle alayım. Şöyle yapayım. True. JPQL dedim. Aslında şurada da şey belirtmem lazım. Şu string olarak bir username. Çünkü şuradaki datayı şuradan alacak. Biz oluştururken şunu şuraya vermemişiz. Yanlış olmuş. Tamamdır. Güzeldi herhalde de hala şey yapıyor. Neyse. Yani şuradaki username şuna eşit. Yani bizim verdiğimiz parametreyi alacak. Sonrasında end bu nokta active eşittir true olanları getirsin dedim. Aslında JPQL sorgumuzda bu kadar. Tabii burada neyi unuttum? Özür diliyorum. Burada bir şey anlatmak istiyordum. Şuraya gelip bazen böyle username veya işte uzun kelimeler olabiliyor. İşte request param açıyorsunuz. Tekrar özür dilerim. Param açıyorsunuz direkt. Bu paramın içine de isterseniz u us us ere yani use as düzgün isimlendirebilir. Username yazarsanız bunun yerine şunu yazarsanız gene eşleşir. Yani orası tamamen size kalmış ama ben username diyeceğim. Yani burada bununla eşleşebilir. Yani çok uzun böyle satırlarca bazen değişkenler oluyor. Onlar yerine böyle yazıp daha rahat edebilirsiniz. Gelin bu soruyu bir de native olarak yazalım. Native dedim. Query dedim. Nasıl yapıyorduk? Aslında gene çok da zorlayacak bir şey yok. Açtım. Select. Classic select yıldız. İşte from. From USR. Çünkü database ismine göre veriyorduk. Burası çok önemli. Yani burada atlamanızı istemediğim noktalardan biri bu. Yani orada farklı isimler verirseniz sorgunuz çalışmayacaktır. Sonra neden çalışmadı diye çok aramanız gerekebilir. Active eşittir true dedik. Bunları yaptıktan sonra ne yapıyorduk? Virgül işte native query true. Bakın 3 farklı gene yazmış olduk. Yani username ile sadece username and active true'yu böyle verip de o yapabilirsiniz. JPQL ile bakın burada da entity'ye göre oluşturduk veyahut direkt burada database SQL sorgusu. Yani bunu gelip ben şunu alayım hatta göstermiş olalım. Bana bir tane şey açabilir misiniz? Query Console. Username işte Metehan diye. Tabi burada Playground Script mi demek? Şeması Custom Query olsun ki orada çalışsın. Bakın pardon Metehan, özür dilerim. Şunu aynı bırakalım. Çalıştıralım. Bize zaten parametre isteyecek. Niye parametre? Burada böyle hiç yapmadım önceden de. Şu Mete yerine ne yazmak gerekiyor? Metehan yazarsan execute eder misin? Yok böyle çalışmıyormuş. Biz burada klasik SQL şeyini yapalım. Metehan diyelim. Bakın Metehan'la eşleşen ve true olanı getirdi. İşte Pınar false'tu hatırladığım kadarıyla. Bakın data getirmedi. Yani direkt database'e çalışabilir halde sorgularımız var. Bunları da oluşturduk. Hemen controller'a gelelim. Nasıl yaptım ya bunu? Tamam. İşte JPQL dedik. Tamam. İşte bunun aynısını controller'da şey için de yapalım. Native için de yapalım.
Native diyelim. Şuraların hepsine native diyelim. Native diyelim. Yarat şeydeki kısmını, tamam. Şurayı yarat dedik. Sonra burayı zaten direkt alabilirsiniz. Yani cevapta bir şey değişmeyeceği için, aynı mantıkta oldukları için. Bakın işte burada da ne yapacak? Username ve aktif true olanları bulacak. Hadi bunu bulalım. Gitti. Yani ben burada mesela ne kadar uzun sorgu yazmıştım. Sanırsam böyle 7-8 satırlık, böyle her birinde 6-7, ama çok uzun da böyle ben şurada gösterebilir miyim? Burada şöyle yana gidebiliyor muyum? Gidemiyorum sanırsam. Ekranın bu sağ tarafında bir çizgi var ya. Normal şu an bende neyse oluşmadı da. Ha şu. Ben şu çizgiden sonrasına gitmiyorum. Yani buradan çizgiye kadar yazıyorum. Çünkü ekranda öyle gözüküyor. Ondan sonrasını göremiyorsun ya. O yüzden birazcık daha kısadır benim. 7-8 satırım. Belki biriniz yazsa 5 satırda yazar. Belki yani o yüzden çok şey yapmıyorum. O satırın bir önemi yok ama ya böyle iç içe sorguları yazdığımda hep custom query ile yazıyorum ben. Tabii bunların hepsini de aynı metodu çağırdık. Ne anlamı var? Buna jpql ile çağıralım. Bunu da native ile çağıralım. Bir daha çağırayım. Bunu da test edeyim. Sonra sorguları direkt kopyala yapıştır olarak bir 5-6 sorgu daha yaparız. Buraları yazmanın bir önemi yok çünkü hep aynı şeyler olacak. Tamamdır. Çalıştı. Hangisini yapmıştık? Username ve Active True değeri verecektik. Bakalım. İşte Find by Username JPA'da çalışacak. Request para mı alıyordu? İşte soru işareti Username Cansu diye verdiğimde bakın Cansu turuydu, onunla eşleşti. Veya işte şurayı kapatalım. Başka bir değer. Pınar. Bakın boş. İşte Elif. Bakın o da turuymuş, o da geldi. Yani true değerlerimizi gayet de çekmiş olduk. Yani pardon, şeyleri de gösterelim. Hadi burada da native'ine bakalım bir. Bakın aynı cevap geldi. Şuna bakalım. Aynı cevap geldi. İşte şurada şunu meta yapalım. Gelmeyen data kim vardı ya? Pınar. Bakın Pınar gelmedi. Yani burası da umarım gözüküyordur ya. Biraz küçük olabilir ama native dedi. Bakın aynı şekilde çalıştı. Hemen şuraları kapatıyorum. Bundan sonra bir maaş için bir şeyler yapalım. İki tane sorgu yapalım. Bir de count yapalım. Bunları kopyala yapıştır yapacağım. Hiç şu anlık yazıp bu videoyu uzatmayalım. Şurayı aldım. Zaten aynı mantıkla mantığı anladığınızı düşünüyorum. Tabii yanlış yere yaptım. Heh, şöyle. Sonrasında bunların tabii şeyini de oluşturalım. Bunun üzerine oluşturduklarım üzerine anlatayım. Tamam. Sadece sorguları kaldı. Sorgularını da sırayla kopyala yapıştır yapalım. Find username dedik. Bu ikisine baktık. Şimdi find by salary greater than işte salary diye bir şey alıyor bizim sorgularımız. Bunu gene 3 çeşitte yazalım. Gidelim. Pardon. Tabii şeye repozitoriye gidememişler yaratmadığımız için. Şöyle gidelim. Şöyle içine gel. Heh. Şöyle geldim. Sorguları da sırayla kopyalaya kopyalaya gidelim. Nerede? Şöyle şurayı kopyaladım. Ne yapacağız?
Burada da kullanıcıdan bir maaş bilgisi alacağız ve bundan yüksek maaşları getireceğiz. Yani 3000 dediğimde 3000 bir alanı getirmesini isteyeceğim. İşte daha yüksek olmasını, maaşları getirmesini isteyeceğim. Aktivine bakmayacağım. İster aktif ister false olabilir o değer. Farklı farklı diledikleri gibi olabilir. Bu şekilde bir sorgumuz var. Sonrasında bakıyorum. Salary, maaşın iki değer arasında olmasına bakacağız. Bir kullanıcıdan iki tane değer alacağız. Min ve max. Buna göre bakacağız. Yine bunların hepsi liste şeklinde user dönüyor. Sonra convert ediyoruz. Buralarda zaten okeydir. İşte bu sorguların da zaten direkt SQL sorguları, birbirlerine benziyorlar. Buraları da çok girip de şu anlık bu videoyu uzatmaya gerek yok aslında. O yüzden bunları da şöyle alayım. Şöyle çekeyim. İşte salary between dediğimizde aslında Hibernate bizim için oluşturuyor. Ama biz bunu işte JPQL'de bu şekilde native'de de bu şekilde yazıyoruz. Buradaki param dediğim gibi tamamen şurada eşleşmeyi sağlarken variable'ın, değişkenin ismini sağlıyor. Yani bazen çok uzun değişken isimleri oluyor. Bunları yazmak çok yoruyor. Yani böyle 6 kere, 5 kere aynı şeyi yazınca insan cidden yoruluyor. O yüzden böyle bir şey yaptık. Bu sorguda da iki maaş arasındaki değerleri bulacağız, kişileri bulacağız. Bir de count yapan bir tane şey olsun. Kaç tane activity true olan kullanıcı varmışı bulmak için şey yapacağız. Hemen projeyi çalıştıralım, sırayla test edelim. Yani sorgularımız aslında bu şekilde. Yavaşça bir geçeyim isterseniz. Şöyle veya ekran görüntüsü alıp veya bakmak isterseniz. Between için select yıldız from user when salary between min salary and max salary native query true. Ya zaten SQL sorgusu yazıp şu native query true'yu yaptığınızda okey diyelim, mis gibi. Her şey benim için bu mantıkta. İşte count içinde. Burada sorgular tamamen zorlaşabilir. Çok daha farklı sorgular aklınıza neler geliyorsa yazabilirsiniz. Ben şu anlık denemeyeceğim o tarz karmaşık şeyler. Maaşı 1000 liradan yüksek olanları getirsin dediğim. Mesela JPQL'de. Bakın false olan Zeynep'i de getirmiş. İşte true olan Meta'nı da getirmiş. İşte buraya gelip 5000 yazdım. 5000'i de hadi şeyle bulalım. Native ile bulalım. Bakın native'de de burada işte 4 kişi buldu. Böyle bulabilirsiniz. Veya şeye bakalım. Maaşı 2000 ile 8000 arasında native ile çalışsın bakalım. Burayı yakınlaştırabiliyor muyum ya? Şunu şöyle büyüteyim bir. Burayı yakınlaştıramıyorum. Zoom yapamıyorum. 2000 ile 8000 arasındakileri bulsun dediğimde de böyle bize sonucu buldu. Count active user'a bakalım native'de. Bakın 4 tane kayıtlı kişi varmış. Çok gözükmüyor gibi ben de yan ekrandan bakıyorum ama işte JPI ile bakalım. Bakın 4 tane buluyormuş. Yani burada aslında bir sınır yok. Dilediğiniz gibi sorgularınızı yazabilirsiniz. Ben bugün bunu anlatmaya çalıştım. Sorgu kısımlarını birazcık çok çok abartı sorgu yazmanın kafa karıştıracağını düşündüm. Burası tamamen size kalmış. Modellerinizi nasıl oluşturduysanız onlara göre güzel sorgular yazabilirsiniz deyip aslında bu videonun da sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hop şöyle hemen. That's all folks. Benim çok sevdiğim bir fotoğrafı şöyle açayım. Anlatacaklarım bu kadardı. Daha da uzatıp sorguları tek tek elle de yazabilirdik ama dediğim gibi bunu zaman çalmaya gerek yok. Bence konuyu gayet kaptığınızı düşünüyorum videoyu izleyip. Sonrasında top sizde. Daha çok tekrar ve işte pratik yaparak bunları halledersiniz. Basit bir konu bence. Aşağıda zaten yine sosyal medya hesaplarımı görüyorsunuz. Buradan bana ulaşabilirsiniz.
Fox'te veya benim hakkımda veya bir şeyler konuşmak istiyorsanız dilediğiniz gibi yazın. Sorularınız varsa lütfen yorumlara belirtin. Şimdilik bu kadar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.